R'den R'ye tanımlı bir fx fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Demiş ki x eşittir 2 noktasında limitinin olması için a kaç olmalıdır diye soruyor. Şimdi limitinin olması demek sağdan bakacağız ve soldan bakacağız birbirine eşit olması anlamına geliyor. O zaman şöyle diyelim limit x 2'ye sağdan gideceğiz. Bunun için fx diyorum. Daha sonra bir de 2'ye soldan gideceğiz arkadaşlar fx dedim. Bunların birbirine eşit olması gerekiyor limitin olması için. Şimdi 2'ye sağdan gidiyorken şu alttakini kullan demiş bize. 2'den büyük olduğuna bunu kullan demiş. Hemen o zaman yazıyorum. x yerine burada 2 yazdığımızda 2 artı a geliyor arkadaşlar. 2'ye soldan gittiğimizde ise şunu kullan demiş. Orada da x yerine 2 iki yazdığımızda 2'nin karesi artı 1 geliyor. 2'nin karesi 4 bir daha 5 oldu. Yani 2 artı a eşittir 5 geldi. a da buradan 3 olarak gelir. Bize a'yı sormuştu. Cevabımız Bursa. Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre demiş arkadaşlar, şöyle bir e, limit verilmiş, bunların toplamı kaçtır demiş. C'ye soldan yaklaş diyor. C noktasının şurada olduğunu görüyorum. Ben buraya soldan yaklaştığımda bu grafiğin beni e, şuraya doğru götürdüğünü görüyorum. Yani hangi nokta burası? Eksi 4 noktası. O zaman şunun cevabı eksi 4'tür. Şu aşağıya yazdım. Burada demiş ki, B'ye sağdan gidelim demiş. E, B nerede arkadaşlar? B şurada. B'ye sağdan doğru gittiğimde şu noktada kalıyoruz. Bu noktanın karşılığında da yaklaşık olarak nereye götürecektir bizi? Sıfıra götürecektir. O zaman burada da artı sıfır diyorum. Artı diyorum burada da A'ya giderken. A'ya ister soldan gidelim arkadaşlar şöyle ister sağdan gidelim şu şekilde. İki türlü de bizi... 4'e doğru götürdüğünü görüyoruz. O zaman buradan da 4 gelecektir. Cevabımız eksi 4 0 artı 4'ten 0 gelir yani Ceyhan seçeneği olur. Limit a b'ye giderken yani bu a gördüğün yere b yaz demektir. a küp eksi b küp bölü a kare eksi b kare. Şimdi arkadaşlar burada ben direkt a gördüğüm yere b yazarsam yukarısı b küp eksi b küp aşağısı da b kare eksi b kare olarak gelir. Buradan da 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Şimdi bizim bu belirsizliği bir yok etmemiz lazım. Nasıl yok edeceğiz diye baktığımızda yukarıda iki küp farkı olduğunu görüyorum. Biz bunu aslında şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. A küp eksi B küpü A eksi B çarpı A kare artı A B artı B kare şeklinde yazabiliriz. Bölü diyorum arkadaşlar. Aşağıda da iki kare farkını olduğunu görüyorum. Bunu da aslında A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazabiliriz. Burada a eksi b'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Yukarıda a kare artı a b artı b kare kaldı. Hatta burada a gördüğümüz yere direkt gidelim artık b kare yazalım. Ee, b yazalım pardon. Yazdığımızda burası b kare oldu. Burada a gördüğüm yere b yazdığımda b çarpı b'den yine b kare geldi. Bir tane daha b kare var zaten. Aşağıda da b artı b'den 2 b geldiğini görüyoruz. Yukarıda arkadaşlar 3 tane b kare oluştu. Aşağıda da 2 b var. Ee, B'lerin bir tanesi şöyle gittiğinde cevabımız 3B bölü 2 gelir yani bursa seçeneği olur. Burada bize bir fx parçalı fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Demiş ki x 1'e eşit değilse yukarıdakini kullan 1'e eşitse alttakini kullan. Şimdi aşağıda limit 1'e sağdan yaklaşıyorken ve soldan yaklaşıyorken yani 1'e eşit olmayanı kullanmamız lazım. Sağdan ve soldan yaklaşacağız. İkisinde de şu üsttekini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu kullanmamız gerekiyor sağdan yaklaştığımızda sonuç A oluyormuş soldan yaklaştığımızda sonuç B oluyormuş arkadaşlar. Bunları hemen bir yazalım biz. Şöyle diyelim limit x 1'e sağdan yaklaşırken o zaman ne gelecektir burası? 1'e sağdan yaklaştığımızda yani 1'den biraz büyük bir değer düşünelim. 1,1 düşünelim mesela. Ne diyor? X'ten 1 çıkar. Mesela 1,1 dersek X'e, 1,1'den 1 çıkarınca ne gelecektir? 0,1 yani pozitif gelecektir. O zaman biz bunu yazıyorken şöyle yazarız. Hatta şu şekilde göstereyim ben. Ee, başlangıçta şöyleydi. Sonra pozitif geldiği için olduğu gibi dışarı çıkar. Yani x 1 olarak yazarız. Aşağıda yine x 1 var. Bunlar sadeleşir ve sonuç ne gelir? 1 gelir. Bu neye eşit, eşit oluyormuş arkadaşlar? a'ya eşit oluyormuş. Şimdi bir de 1'e soldan yaklaşalım. Limit x 1'e soldan doğru gidiyoruz. Yine mutlak değer içerisinde x 1 bölü x 1. Şimdi 1'e soldan yaklaşmak ne demektir arkadaşlar? Mesela 0,9 gibi bir değer düşün. Yani 1'den çok az miktarda düşük bir sayı düşüneceğiz. Ee, o zaman ne olacak yukarısı? Negatif olacak. Negatif olduğunda ne yapıyoruz biz? E, mutlak değerden çıkartırken önüne bir tane eksi alıyoruz ki tekrardan pozitife dönüşsün diye. Aşağıda ne vardı? x eksi 1 vardı. Buradaki x eksi 1'ler gitti, eksi 1 kaldı. Bu da b'ye eşitti. Şu anda a'yı da bulduk, b'yi de bulduk. Bizden ne istiyor? a eksi b'yi istiyor. a'yı 1 bulmuştuk, eksi. b'yi de eksi 1 bulmuştuk. Eksi eksiden artı oldu. E, 1 artı 1'den de 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği. Limit x pi bölü 4'e giderken cos kare x eksi 1 bölü 2 bölü sinüs 4x limitinin değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz burada pi bölü 4'ü direkt yerine yazacak olursak ilk olarak cos kare pi bölü 4 eksi 1 bölü 2 bölü aşağıda da e, sinüs 4 çarpı pi bölü 4 geldi arkadaşlar. Şimdi şuradaki 4'ler gitti. Aşağıda sinüs pi kalmış oldu. Hemen yazdım şöyle sinüs pi. Yukarıya da bakıyorum. Kosinüs pi bölü 4'ün değeri ne? Yani e, pi bölü 4 ne demektir? 45 demektir. Kosinüs 45 e, ne demekti arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 demekti. Kök 2 bölü 2'nin karesi diyor. Kök 2 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 2. E kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4 demektir zaten. Yani 1 bölü 2 demektir. Burası 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 oldu. Aşağıda sinüs pi var. Sinüs 180 de 0'a eşit olacaktır. E yukarıdan da 0 geldi aşağıdan da 0 geldi. Yani aslında burada bir belirsizlik oluştu diyebiliriz. Peki ne yapabiliriz bu belirsizliği yok etmek için? Şimdi şöyle bir yarım açı formülümüz vardı hatırlar mısınız? Kosinüs 2x eşittir. 2 cos kare x eksi 1 şeklinde bir yarım açı formülümüz vardı. Şimdi şu pay kısmındaki ifadeye bunu acaba e, dönüştürebilir miyiz? Diyorum ki burada bütün ifadeleri 2 ile sadeleştirecek olursam şurayı şöyle 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Şu ikiler gitti. Ne kaldı burada arkadaşlar? Cos kare x eksi 1 bölü 2 kaldı. Burada da ne kaldı? Kosinüs 2x bölü 2 gelmiş oldum. Şimdi arkadaşlar şu ifade zaten soruda bize verilen ifadenin aynısı değil mi? Evet aynen öyle. O zaman biz onun yerine gidip bunu yazabiliriz işte. Şöyle diyelim direkt. Kosinüs 2x bölü 2. Onun yerine direkt şunu yazdım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Peki aşağıda sinüs 4x ifadesini görüyorum. Burada da yarım açı formüllerinden aslında şunu söyleyebiliriz. Sinüs 4x demek 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x demektir. Bunu da bu şekilde yazabiliriz. Hemen gidiyorum onu da yazıyorum o şekilde. Şöyle geldi. Burada da 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x olarak gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada birinci olduğu gibi kalsın ikinciyi ters çevirip çarpalım. Yani kosinüs 2x bölü 2 olduğu gibi kaldı. İkinciyi ters çevirip çarptığımda 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x gelmiş oldu. Burada kosinüs 2x'lerin sadeleştiğini görebiliyorum. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 1 bölü 4 çarpı sinüs 2x kalıyor. Sorunun başında x gördüğüm yere pi bölü 4 yazmamı istemişti. O zaman şöyle yazıyorum. 1 bölü 4 çarpı sinüs 2 çarpı pi bölü 4. E buradaki 2 ile 4 sadeleşti. Burası 2 oldu. Yani sinüs pi bölü 2. E sinüs pi bölü 2 de zaten 1'e eşittir. Yani şunu gördüğüm yere de ben 1 yazabileceğime göre e burası ne geldi? 1 bölü 4 ile 1'i çarptığımda yine 1 bölü 4 olarak geldi. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Limit x 1'e giderken kök x eksi 1 bölü x eksi 1 limitinin değeri kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Burada x yerine direkt 1 yazdığımızda burası kök 1 eksi 1'den 0 burası da 1 eksi 1'den 0 yani 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaşıyoruz. Peki bu belirsizlikten nasıl kurtulabiliriz? Yukarıda hiçbir şeye karışmıyorum. Yine kök x eksi 1 olarak gelsin. Aşağıda arkadaşlar X ifadesini ben aslında kök x'in karesi olarak gösterebilirim. Eksi 1 de zaten birin karesi demektir. Bunları iki kare farkı şeklinde yazabileceğimi görüyorum. Yani yukarıyı kök x eksi 1 olarak yazdım. Aşağısı iki kare farkı olduğundan dolayı arkadaşlar kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 şeklinde yazılabilir. Burada kök x eksi 1'lerin sadeleştiğini görüyorum. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bir bölüm kök x artı 1 kaldı. X yerine 1 yazmamızı istemişti. Dolayısıyla buradan 1 yazdığımızda kök 1 olur. O da 1 demektir zaten. 1 bölü 1 artı 1. Bu da 1 bölü 2 demektir. Cevabımız Bursa seçeneği. Fx eşittir 4x eksi 7. Gx eşittir x bölü 2 eksi 1 bölü x olduğuna göre limit x 4'e giderken F içerisinde gx bölü x eksi 4. Limitinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada eee Önce f, g x'i bir bulalım. f g x ne demek arkadaşlar? gx demek x bölü 2 eksi 1 bölü x demek Dolayısıyla hemen g x gördüğümüz yere x bölü 2 eksi 1 bölü x yazdım. Daha sonra fde x gördüğüm yere x bölü 2 eksi 1 bölü x yazarsam şöyle olacak artık 4 çarpı x bölü 2 eksi 1 bölü x. dışarıda bir de eksi 7 kalacak arkadaşlar. 4'ü burada içeri dağıtacak olursak arkadaşlar şöyle olacaktır. 4 çarpı x bölü 2 eksi 4 çarpı 1 bölü x eksi 7 olarak geldi. Şimdi şurada 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2x oldu. Buradan eksi 4 bölü x geldi. Burada da eksi 7 var arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olduk. Şöyle bir işaretleyeyim bunu. F'in içerisinde gx'i bulduk biz burada. Ee, burada gideceğim. Bunu yerine yazacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle bir şey geliyor. Limit x 4'e giderken yukarıdan 2x eksi 4 bölü x eksi 7 aşağıda ise x eksi 4 gelmiş oldu. Bizde ne demiş? x gördüğün yere 4 yaz demiş. O zaman yukarısı şöyle olacaktır. 2 çarpı 4 eksi 4 bölü 4 eksi 7 olarak gelecek. Aşağısı da 4 eksi 4 olarak gelecek. 2 çarpı 4 8. 4 bölü 4'ten 1 eksi 7 geldi. Aşağıdan da 4 eksi 4 gelmişti zaten. buradan da 0 bölü 0 belirsizliği geldi arkadaşlar. Şimdi biz bu belirsizliği nasıl yok edebiliriz diye düşünüyoruz. Şöyle şu paydada x var ya arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapsam. Hem yukarıyı hem de aşağıyı şöyle x ile çarpsam tamam mı? sonucu değiştirmez. Sonuçta hem payı çarpıyoruz hem de paydayı çarpıyoruz. X de genişletmiş oluyoruz. Amacımız burada şu paydadaki x'ten kurtulmak. Peki 2x ile x'i çarpsam yukarısı ne olacaktır? 2x kare oldu. Eksi 4, x eksi 4 bölü x çarpı x eksi 7x olarak geldi. Aşağıda da ne var? x çarpı x eksi 4 var. Burada x'lerin gittiğini görüyorum. Düzenleyip yazdığımızda şuranın aslında 2x kare eksi 7x eksi 4 bölü aşağıdan da ne geliyor? x çarpı x eksi 4 geliyor. Şimdi burada çarpanlara ayırabilir miyiz diye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle yapabilir miyiz? 2x'e x olarak ayırsak şurayı 2x kareyi verir çarpımları zaten. Buradan da 1'e eksi 4 olarak ayırsak Çapraz çarpımda eksi 7 x'i sağlaması lazım. Eksi 4 ile 2 x'i çarptım. Eksi 8 x oldu. X ile 1'i çarptım. Artı x oldu. Topladığımda eksi 7 x'i verdiğine göre demek ki bu şekilde ayırabiliyorum. Hemen yazıyorum o zaman. 2 x artı 1 çarpı x eksi 4. Aşağıda ne vardı? x çarpı x eksi 4 vardı arkadaşlar. Daha sonra x eksi 4'lerin sadeleştiğini görüyorum. Geriye ne kaldı? 2 x artı 1 bölü x kaldı geriye. Bize sorunun başında demişti ki x gördüğün yere 4 yaz demişti. Artık yazabiliriz diye düşünüyorum. 2 çarpı 4 artı 1 bölü 4 olarak gelir. 2 çarpı 4 8 bir de buradan 9. Payda kısmında da 4 var. Cevabımız 9 bölü 4'ten Edirne seçeneği. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için limit x 5'e sağdan giderken fx 1'e eşitmiş. Yani biz bunu şöyle ifade edebiliriz aslında. f e, f'in içerisinde şöyle 5'e sağdan gittiğimizi gösterdiğimizde sonuç 1 oluyormuş. 5'e soldan gittiğimizde de sonuç 3 oluyormuş. Yani aslında 5'e soldan gidildiğinde bu da 3'e eşitmiş diyebiliriz. Peki limit x 2'ye sağdan giderken F içerisinde 2 çarpı x artı 1 demiş. Şimdi burada arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 4 bir de buradan 5 gelecektir değil mi? Ama 5'e sağdan mı gidiyoruz soldan mı gidiyoruz bunu belirleyelim. Şimdi 2'ye sağdan gidiyorsak mesela 2,1 diyelim biraz fazla verdik. 2 çarpı 2,1'den bu 4,2 olur. Bir daha eklediğimizde 5,2 olur. Yani 5'in biraz üzerine çıktığına göre aslında 5'e sağdan gitmiş olacağız biz burada. Yine 2,1 gibi düşünecek olursak, biz hatta şuraya yazayım ben bunu. 2,1 gibi düşünelim bunu. Şuraya 2,1 gibi bir değer verdiğimizde 4,9 gibi bir şey kalıyor. Aslında 5'e soldan gidiyoruz anlamına geliyor bu da. Şuraya yazıyorum hemen. Bölü dedim. Aşağıya bakıyorum arkadaşlar. 2,1 bunun karesi 4'ten biraz fazla olacaktır. E bir daha eklediğimizde 5'ten biraz fazla olacaktır. Yani aslında bu 5'e sağdan git demektir. Şimdi burada e, f içerisinde 5'e sağdan gidiliyorsa sonuç neydi? 1'di hemen yazdım. 5'e soldan gidildiğinde sonuç 3'tü bunu yazdım. 5'e sağdan gidildiğinde 1'di yazdım. 4 bölü 1'den 4 geldi cevabımız Edirne. Limit x sıfıra giderken kök içerisinde x artı 2 eksi kök 2 bölü x. Şimdi x'i burada direkt yerine yazacak olsam arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini görebiliriz. Şöyle yazayım 0 bölü 0 belirsizliği. Şimdi bizim bu belirsizliği yok etmemiz lazım o zaman. Şöyle bir şey yapalım mı? Hem payı hem paydayı aynı ifadeyle çarpalım. Kök içerisinde x artı 2 artı kök 2 bölü yine aynı ifadeyi payda kısmıyla da çarpacağım. Kök içerisinde x artı 2 artı kök 2. Şimdi bunu çarpmak ne işimize yarayacak? Paya baktığımızda arkadaşlar 2 kare farkı oluştuğunu görüyorum ben şu anda. Bir eksilisi var bir artılısı var. O zaman birincinin karesi yani kök içerisinde x artı 2'nin karesi eksi ikincinin karesi. İkinci de nedir burada? Kök 2'dir bunun karesi. Bölü diyorum arkadaşlar. Aşağıdaki ifadede bu şekilde iki kare farkı gibi bir, bir şey olmadığını görüyorum. O zaman direkt yazıyorum ben bunu. X çarpı e, kare kök içerisinde x artı 2 artı kök 2 şeklinde yazdım. Bakalım yukarıdan ne gelecek. Şimdi şuradaki kareyle kök gittiğinde burası x artı 2 olarak geldi. Şuradaki kare ile kök gittiğinde burası da eksi 2 olarak geldi. Aşağıdan da x çarpı kök içerisinde x artı 2 artı kök 2 gelmiş oldu. Şimdi artı 2 eksi 2 gitti. Yukarıda sadece x kalmış oldu. Aşağıda da x çarpı kök içerisinde x artı 2 artı kök 2 geldi. Burada x'lerin sadeleştiğini görüyorum. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü kare kök içerisinde x artı 2 artı kök 2 kalmış oldu. Bize sorunun başında demişti ki x gördüğün yere 0 yaz demişti. Hemen gidiyorum x gördüğüm yere artık 0 yazıyorum. Ne geldi? 0 artı 2'den kök 2 yanında da bir tane kök 2 var. Bu da ne demektir? 1 bölü 2 kök 2 demektir arkadaşlar. Seçeneklere baktığımda bu şekilde verilmemiş cevap. O zaman diyorum ki şunu kök 2 ile bir genişleteyim. Kök 2 ile 1'i çarptım. Kök 2 geldi. Aşağıdan da 2 çarpı kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kök 4 dışarıda 2 olarak çıktı. Dolayısıyla bu da kök 2 bölü 4 demektir. Cevabımız Adana seçeneği oldu. R'den R'ye tanımlanan bir f fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Aşağıda da şöyle bir bağıntı verilmiş bize. Daha sonra da denilmiş ki e, g bileşke f içerisinde 3 değeri kaçtır denilmiş. Şimdi g içerisinde F3 olarak onu gösterebiliriz. Peki F3 ne demektir? Grafiğe baktığımızda F fonksiyonunun zaten grafiği verilmişti. 3 noktası tam da şurada yer alıyor arkadaşlar. Diğerlerinin içi açık bu kapalı. O zaman bunun karşılığı Y'deki karşılığına bakıyoruz. Nereye doğru götürüyor bizi? Sıfıra doğru götürüyor. O zaman aslında F3'ün sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle göstereyim. F3 eşittir sıfır. F3 yerine 0 yazdığımızda da bu G0 anlamına geldi. Yani aslında bize neyi soruyormuş? G0'ı soruyormuş. Nereden bulacağız bu G0'ı peki? Bize verdiği bağıntıdan bulacağız. X0 yerine ben 0 yazarsam bakalım nasıl bir ifade geliyor. G0 eşittir. F0 artı limit X0'a artı sağ taraftan giderken Fx artı x0. x0 yerine burada direkt zaten 0 yazabiliriz. Şimdi şuna bir bakmamız gerekiyor bizim arkadaşlar. Burada g0 eşittir diyorum. f0 ne demek? Şimdi f0 şurası. Bunun y'deki karşılığı neresi arkadaşlar? Grafikte kapalı olan yer eksi 1 değil mi? Şuranın kapalı olduğunu görüyoruz. O zaman f0'ın eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya baktığımızda ise 0'a sağdan gitmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. E, şura zaten sıfırdı. Buna bakmamıza bile gerek yok. F'de sıfıra sağdan giderken arkadaşlar bizi yine nereye götürecektir? Şöyle bir önce şurayı siliyorum. Sıfıra sağdan gittiğimde sıfırın sağ tarafı şurada. Burada grafiğe gittiğimde grafik beni eksi 1'e doğru götürüyor arkadaşlar. O zaman e, sıfıra sağdan giderken sonucun eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki limitin sonucu da eksi 1 oluyor bu hesaba göre. Şunun sonucunu eksi 1 olarak bulduk. Zaten şurada bir de artı 0 vardı. Bunu topladığımızda yine eksi 1 olarak gelmiş oldu. Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2 oldu. Bize zaten bunu sormuştu. Cevabımız Ceyhan. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x için eksi 2 ile eksi 1 arasında değerler alabiliyormuş arkadaşlar. Buna göre demiş 3 tane ifade vermiş hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor bize. Birinciye baktığımızda x yerine eksi 2 yazacağız. Şimdi limitin olması için arkadaşlar eksi 2'ye bir sağdan gitmemiz lazım bir de soldan gitmemiz lazım ve bunların birbirine eşit olması lazım. Yani şöyle göstereyim ben bunu. Eksi 2'ye sağdan gittiğimi şöyle göstereyim. Bir bölü f eksi 2'ye sağdan gidiyorum. Soldan gittiğimizde de 1 bölü f eksi 2'ye soldan gidiyorum diyelim. Şöyle göstereyim. Soldan gidiyorum. bunların birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ama şöyle bir sıkıntı var. Biz bu ifadenin eksi 2 ile eksi 1 arasında değerler alabileceğini biliyoruz ama mesela sağdan gidiyorken eksi 2, soldan gidiyorken eksi 1 olabilir. Buna bir engel yok. Yani bunun hakkında bir şey söylememiş bize. Mesela şurası 1 bölü eksi 2 olur, şurası 1 bölü eksi 1 olur. Böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla bunun limitinin olup olmadığı hakkında kesin bir cümle kuramıyorum ben burada. O yüzden kesinlikle dediği için bunu eledim arkadaşlar. İkinciye baktığımda ise ikinci de yine x eksi 2'ye gidiyor. O zaman şöyle diyelim burası da yine eksi 2'ye sağdan gidiyor. x yerine eksi 2 yazdım. Payda da x vardı. Diğer tarafta da eksi 2'ye soldan gidiyor. Burada da yine x yerine eksi 2 yazdım paydaya. Sağdan giderken ve soldan giderken yukarıda yaptığım yorumu burada da yapmam gerekir arkadaşlar. Yani tam olarak hangi değerler olduğunu bilmiyoruz. Dediğimiz gibi eksi 2 ile eksi 1 arasında değerler alıyordu bunu biliyorduk ama Mesela eksi 2'ye sağdan gidiyorken e, eksi 2 değerini aldı diyelim. Soldan gidiyorken de eksi 1 değerini aldı diyelim. Eşitlik oluyor mu? Olmuyor. Burada da olmamıştı zaten. O yüzden bu, e, bu ihtimal de söz konusu olduğundan dolayı kesinlikle doğrudur ifadesini kullanamam. İkinciyi de elerim. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar. Üçüncüyü de şuraya yazalım. Üçüncü de x eksi 2'ye giderken demiş mutlak değer içerisinde f eksi 2'yi yazdım. Daha sonra yanında bir de f eksi 2 dedim. Şimdi arkadaşlar burada e, f fonksiyonu her zaman eksi 2 ile eksi 1 arasında değerler almıyor muydu? E, dolayısıyla negatif bir ifade değil mi? Şuranın negatif olduğu kesin. E bu şimdi mutlak değerden çıkarken önüne bir tane eksi alarak çıkacak. Eksi f eksi 2 oldu. E yanında da ne var? Artı f eksi 2 var. Şimdi f eksi 2 eksi f eksi 2'den sonuç ne geldi? 0 geldi. Yani sonuç burada her türlü zaten 0 gelecektir. İster sağdan yaklaşalım ister soldan yaklaşalım. Her türlü 0 gelecektir. Bu kesinlikle doğrudur. Limit vardır. Cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan seçeneği. Birden büyük gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu ee, bu şekilde tanımlanmış. Buna göre demiş x 1'e sağdan giderken e üzeri fx limitinin değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda arkadaşlar e, ln'in içerisini yani logaritmanın içerisinde bir 1-1'den 0 yapmış oluyoruz. Şu yukarıdaki ifadelere baktığımızda ama 1'e sağdan gittiğimizde 1'den biraz büyük bir değer düşüneceğimiz için bundan 1 çıkardığımızda sonuç pozitif gelecektir. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntıya yol açmayacaktır bu. Peki şurayı bir düzenleyelim önce. Şu ifadeyi bir düzenleyelim arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? yapabiliriz? 2'yi mesela şuradan alıp şuraya yollayabiliriz. 7'yi de buradan alıp şuraya yollayabiliriz. İlk aşamada yani burası şöyle bir ifade haline geldi. Elen x küp eksi 1'in karesi eksi elen x eksi 1'in 7. kuvveti şeklinde oldu. Arada eksi olduğuna göre arkadaşlar biz bunları bölme halinde yazabiliriz. Yani şöyle yazabiliriz. Elen ee, yukarıda x küp eksi 1'in karesi vardı. Aşağıda da x eksi 1'in 7. kuvveti var. Bunları bu şekilde yazabiliriz. Şimdi son durumda şöyle mi oldu? fx eşittir diyorum. 5 çarpı hatta şuradaki 5'i de şunun üzerine yollayalım. ln olsun x kare eksi 1'in 5. kuvveti artı bir de bulduğumuz ifadeyi yazıyorum. ln ne geldi oradan da? x küp eksi 1 x küp eksi 1'in karesi bölü aşağıda da x eksi 1'in 7. kuvvet. Bunlar gelmiş oldu. Şimdi arada toplama işlemi olduğuna göre demek ki çarpmadan dönüşmüştür deyip bunu da düzenleyebiliriz arkadaşlar. Elen diyelim. Tek bir tane logaritma içerisinde bunu şöyle yazabiliriz. x kare eksi 1'in 5. kuvveti çarpı x küp eksi 1'in karesi bölü x eksi 1'in 7. kuvveti şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları da biraz düzenleyelim arkadaşlar. Mesela ln diyelim. x kare eksi 1 nedir burada? 2 kare farkıdır. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. 5. kuvveti olduğu için her ikisinin de şöyle 5. kuvveti şeklinde yazdım. x küp eksi 1 ise e, ee, iki küp farkıdır. Bunu da x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Kare olduğu için hem şuranın karesi hem de buranın karesi olarak yazdığım paydaya baktığımda ise arkadaşlar kaç tane x eksi 1 görüyorum? x eksi 1'in 7. kuvveti. Buna bir şey yapmamız zaten gerek yok. Burada X-1'in karesi var. Şurada X-1'in 5. kuvveti var. Bunlar tabanlar aynı olduğu için üstler toplandı. X-1'in 7. kuvveti oldu. Payda'daki X-1'in 7. kuvveti böylelikle sadeleşmiş oldu. Son durumda elimizde şöyle bir fonksiyon kaldı. Elen içerisinde... Ee, x artı 1'in 5. kuvveti çarpı x kare artı x artı 1'in 2. kuvveti şeklinde bir fonksiyon kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi bize ne demişti? e üzeri fx demişti. Yani e üzeri ln. Ee, içerisinde de şu ifade var. Hemen ben şuraya yazayım arkadaşlar. Ne geliyor bakalım. e üzeri Elen, elen demek zaten logaritma e tabanında demekti. İçerisinde hangi ifadeler var şu anda? X artı birin beşinci kuvveti çarpı x kare artı x artı birin karesi şeklinde yazdım. Burada şimdi e ile logaritma e'nin birbirini götüreceğini biliyoruz değil mi? Şunlar gitti, geriye sadece burası kaldı. Burada da x yerine bir yazdığımızda artık sonucu bulabiliriz arkadaşlar. Bir artı birin beşinci kuvveti çarpı e, ee, 1'in karesinden 1 artı 1 artı 1 bunun da karesi demişti. 1 artı 1 2'dir. 2'nin 5. kuvvetinden 32 gelecektir. 1 artı 1 artı 1'den 3 geldi. 3'ün karesinden 9 gelmiş oldu. 9 çarpı 2 18 elde var. 1 9 çarpı 3 27 bir de elde vardı. 28 oldu. 288'den cevabımız Denizli.